Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Merhabalar, hayırlı Sesimi akşamlar. alabiliyorsunuz değil mi? Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kıymetli idarecilerim, hocalarım ve değerli ebeveynlerimiz, seminer programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle beraber gençlik ile bilinçli ebeveyn seminerlerimizin ikincisini gerçekleştireceğiz. Sözü Muharrem Hocam'a vermeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen seminer boyunca mikrofonlarımız kapalı kalsın. Sorularımız olursa sadece chat üzerinden paylaşabilirsiniz. Şimdi Yönetim Kurulu Başkanımız Muharrem Turşçu Hocam'a söz hakkı vermek istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum canım. Yani gençlik de var arada değil mi seminerde? Tabii hocam. Peki. Değerli velilerimiz var, öğretmen arkadaşlar. İnşallah bugün çok güzel bir seminer alacağız, istifade edeceğiz. Ben çok fazla uzatmadan semineri tertipleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalar, hayırlı toplantılar diliyorum inşallah. Hayırlı olsun hocam, hayırlı akşamlar. Buyurun. Teşekkür ederiz hocam, çok sağ olun. Şimdi de Ahmet hocamızın özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. 1973 tarihinde Konya Bozkır kasabasında doğan Doktor Ahmet Kurnaz, 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olup aynı yıl sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi ana bilim dalında 2002 yılında yüksek lisansını, 2007 yılında doktorasını tamamladı. 14 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sınıf öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. 2008 yılında Konya Bilim ve Sanat Merkezi'nde 2 yıl öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. 2010 yılında Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi oldu. Doktor Ahmet Kurnaz 2005 yılı ilköğretim ders programlarının geliştirilmesi, 2009 yılı Türkiye Bilim ve Sanat Merkezi öğretim programlarının geliştirilmesi, 2013-2017 yılları arası Türkiye Üstün Zekalı Öğrenciler Strateji Eylem Planı'nın hazırlanması görevlerinde bulundu. 2013-2018 yılları arasında üniversitelerin bilimsel proje geliştirme başkanlıkları, yerel yönetimler, TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve KOP gibi kuruluşlara bağlı 1-3. Sınıflar öğrencilerine problem çözme stratejilerinin öğretimi, öğrenmeyi öğretme, düşünmeyi öğretme, akıllı uygulamalar geliştirme, normal sınıflarda üstün zekalı çocukların eğitimi projelerini uyguladı. 2012-2016 yılları arasında yapılan Türkiye'nin tek çocuk kongresi olan ve 2016 yılına kadar 5 kez gerçekleşen Ulusal Üs Çocuk Kongrelerini düzenledi. Çağdaş öğretim yaklaşımları, üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi, üstün zekalı çocukların eğitimi, aktif öğrenme, erken çocuklukta zeka gelişimi, çocuklarda zeka gelişimi ve akıl oyunları gibi konularda ülkemizde 50'den fazla uzun süreli öğretmen eğitimleri yaptı ve konferanslar verdi, televizyon programlarına katıldı. 2016 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 16 ders kitabının yazım komisyonu, program geliştirme uzmanlığını ve 2018 Ocak ayından beri üstün zekalı çocukların eğitim programlarının geliştirilmesi görevlerinde bulunmuştur. Ahmet Kurnaz, 2019 yılı Haziran ayında özel yeteneklilerin eğitimi alanında doçent unvanını aldı. Doçent Doktor Ahmet Kurnaz'ın eleştirel, yaratıcı ve yansıtıcı düşünme, problem çözme stratejileri, çağdaş öğretim yöntemleri, ilk okuma yazma öğretimi, üstün zekalı çocukların eğitimi konularında yazılmış 27 kitap ve kitap bölümü, 24 ulusal ve uluslararası makale ve 150'nin üzerinde sözlü bildirisi bulunmaktadır. Doçent Doktor Ahmet Kurnaz halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hocam hayırlı akşamlar, tekrar hoş geldiniz. Buyurun, söz sizde. İyi akşamlar, hoş bulduk. Ben de başta Muharrem Hocam olmak üzere tüm gençlik eğitimi yöneticilerini ve değerli velilerimizi, tüm katılımcılarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Gençlik yıllardır bizim hem fiziki hem de gönül bağımızın olduğu bir kurum. O yüzden bu camiayla birlikte olmaktan da son derece mutluluk duyuyorum. Bugün daha önce de belirttiğimiz gibi çocuklarımızın zihinsel becerilerinin gelişimiyle ilgili acaba neler yapabiliriz sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi zaten etkileşimli bir etkinlik olacak. Velilerimizin, katılımcılarımızın cevaplarını sohbet bölümünden yazmaları gerekecek. Bununla birlikte yöneltebilirsiniz. Katılımcılarımız da sorularını yöneltebilirler. Tahmin ettiğim kadarıyla bir saatlik bir süremiz var. Ben bunun şu andan itibaren yaklaşık işte tekrar bir 40 dakikasını kullanıp son 10 dakikayı soru cevap bölümüne ayırmak istiyorum. Eğer katılımcılarımızın soruları olursa da tekrar orada cevaplayalım diye düşünüyorum. Beni host yapmışsınız sanıyorum. Evet, yavaş yavaş başlayalım diye düşünüyorum. Aslında katılımcılarımızın yanında bir kağıtları olursa bir anda iyi olacaktı. Eğer yanlarında bir kağıt varsa bizim için iyi olabilir. Bir etkinlikle başlayacağız. Bugün zihinsel gelişim ile ilgili hem örgün eğitim çağında olan çocukların hem de henüz daha zihinsel gelişimi çok etkin olduğu 0-3 yaş, 3-6 yaş çocuklarının zihinsel gelişim programlarıyla ilgili konular üzerinde duracağız. Ben katılımcılarımızın yanında kağıtları yoksa küçük bir kağıt almalarıyla ilgili de böylece bir zaman oluşturmak istiyorum. Yanlarında kağıtları yoksa da sanırım soruyu cevaplandırabilirler. 10 santimetreye 15 santimetre ekrandakinden daha küçük bir kağıt olduğunu düşünsün velilerimiz. Şu an bu ekranda oldukça büyük. Daha küçük bir kağıt olduğunu düşünsünler. Ve bu kağıdın içine başlarını fiilen geçirebilecekleri bir delik açmalarını bekliyorum. Yaklaşık avuç içi büyüklüğündeki bir kağıtta başınızı içinden geçirebileceğiniz, fiziken, fiilen geçirebileceğimiz bir delik açabilirler mi? Açabildilerse sohbet bölümünden bunu bana yazabilirler. Hatta kameralarını açıp, evet benim kağıdım şu an budur, ben açtım diye de gösterebilirler. Bekliyorum tabii cevaplarımızı. Bugün bol bol buna benzeyen sorular cevaplayacağız ara ara. Tabii hepsi böyle fiziken kağıt gerektirmeyecek. Sözlü olarak cevaplayabilecekleri sorular olacak. Evet, özellikle kağıdı deliğini açan katılımcımız varsa mikrofonunu açarak ben diyebilir. Biz de ona doğru yönelerek kamerada kim kadarıyla sanıyorum açacak diye umut ediyoruz. Evet, var mı acaba? Henüz bir cevap gelmedi. Ben şöyle yavaşça göstereyim. Normalde bazı soruların cevaplarını hiç vermeyeceğiz ama bu seferki sorunun cevabını yerde de bir nokta üzerinde değineceğiz. Evet, kağıdın üzeri bir şekilde kestiğinizde boynunuzu geçirecek bir delik çıkacak.
Şimdi bunun niye sorulduğunu öğretimin etkinliğine doğru anlayacağız. Şimdi zeka üzerinde duruyoruz. Biliyorsunuz zeka Allah Teala tarafından dünyanın her yerine eşit bir şekilde dağıtılmış. Yani bugün Türkiye'ye, Japonya'ya, Çin'de, Amerika'ya, Hindistan'dan, işte Afrika'ya kadar doğduğunda Allah Teala zekayı tüm toplumlara eşit şekilde vermiş. Şu eğri bizim için anlamlı, az sonra üzerinde duracağız. Toplumun %34 sağında, %34 solunda olmak üzere yaklaşık %68'i normal zekaya sahip bireyler olarak değerlendiriliyor. İşte sizlerin de gördüğünüz gibi %13'lük, 14'lük bir parlak zeka, 115-130 zeka aralığında ve 130 zekanın üzerinde de bir %2,5'luk dilim olduğunu dikkate aldığımızda yaklaşık %17'lik bir dilimin yaşıtlarının daha ilerisinde parlak ve üstün zekalılar olduğunu görüyoruz. Yine sol tarafta %14'lük bir donuk zeka ve %2,5'luk bir zihinsel yetersizlikten bahsedilebiliyor. Bu eğri bizim için neden önemli? Az sonra durumu karşılaştıracağız. Şurayı aklımızda tutalım. Ortalama zeka 100, toplumun yarısı normal ve daha ileri zekaya sahip, yarısı normalin altında ve daha yetersiz zekaya sahip. Ama şu an için aklımızda tutacağımız kısım eğitim verdikten sonra acaba bu çocuklar gelişim açısından ne düzeye getirildi diye değerlendirmeler yapılıyor. Ve bunlar düşük, orta ve yüksek olmak üzere sınıflandırılıyor. Zaman içerisinde duymuşsunuzdur. Tüzel.org, ben sitenin ismini buraya yazdım, görebiliyorsunuzdur. Orada kongreler sekmesinde 2017 kongresinde Adin, beklenenden düşük başarı gösteren özel yetenekli öğrencilerin teşhis ve yaklaşım biçimleri diye bir konuşması var. Orada Türkiye'yi değerlendiriyor. Ben uzatmayacağım. Bu kısmı izlemek isteyen katılımcılarımız ilgili linkten izleyebileceklerdir. Türkiye.org. Kusura bakmayın. Ve, 2017. Buyurun. Hocam, bölüyorum, kusura bakmayın. Buyurun. İnternette bir problem var galiba. Sesiniz çok biraz zor anlaşılıyor ama. Öyle mi? Bir çözüm bulabiliriz diye düşünüyorum bir taraftan. İnternet bağlantımı tekrar bir kontrol edeyim. Gördüğüm kadarıyla internet bağlantım da normal görünüyor ama. Şu an nasıl ses? Yine mi aynı? Şu anda iyi, anlaşılıyor hocam. Hayır, mobilden bağlanmıyorum. Normal Wi-Fi'dan. Efendim? Normal Wi-Fi'dan bağlanıyorum. Olmazsa mu değiştireyim? Hatlarımız bize dönüt verebilirlerse, ses sorunu şu an aynı mı? Hala sorunlu mu duyuyorsunuz? Arada gidip geliyor hocam. Şu anda sizi anlayabiliyoruz. Aralarda... Biraz daha devam edeyim. Eğer kele bir durumla... Meryem hocam, kablo bağlantı yapma imkanımız varsa o şekilde bir hatırlatalım hocama. Tamam hocam. Değerli veliler, yaşadığımız aksaklık için özür dileriz. Maalesef internetten kaynaklı bir problem. Hocam hemen çözmeye çalışıyor inşallah. Tekrar kusura bakmayın.
Yerimi değiştirdim. Umarım bir etkisi olacaktır. Şu anda daha iyi Ahmet Hocam. Buyurun. Tamam. Zaten bağlantı sorunu nedeniyle sanırım Zoom beni bir attı dışarı, geri geldim. Evet, tekrar ekranımızı paylaşalım. Evet, tüzleri.org'dan bahsediyorduk. Katılımcılarımız bana dönüt verebilirlerse sesimle ilgili eğer sorun yaşarlarsa tekrar bilgilendirsinler lütfen. Tüzdev.org'da Albert Ziegler'in bir konuşması var ve beklenenden düşük başarı gösteren özel yetenekli çocukları anlatıyor. Bakın, toplumun %2,5'luk dilimini anlatıyor bize Albert Ziegler. Ve orada yaptığı araştırmada elde ettiği verilere dayalı olarak konuşmasını sürdürüyor. Şimdi sizden bazı tahminler bekliyorum. Hani demiştik ki dünyadaki gelişmiş ülkeler 12 yılın sonunda çocuklarını belirli bir bulundukları noktadan ileriye doğru getirmeye çalışıyorlar. Mesela size göre 2018 yılının şampiyonu Singapur. Çocukların yüzde kaçını en üst düzeye taşıyabilmiştir? Az önceki oranları hatırlayalım. %2,5 üstün zekalı, yaklaşık %14 parlak zekalı çocuk, %17 ve normalin ötesinde %34'lük bir çocuk dilimi daha vardı. Size göre Singapur çocuklarının yüzde kaçını en üst seviyeye taşıyabilmiştir? Katılımcılarımdan tahminlerini sohbet bölümüne yazmalarını isteyeceğim. %60'ını, %50'sini, %70'ini. Yani şu demek bu, toplumun %2,5'u çok pozitif bir grupla karşı karşıyayız. Gayet güzel, %30'unu. Peki Türkiye yüzde kaçını acaba 12 yıllık eğitimin sonunda en üst düzeye taşıyabilmiştir? Eğitimle gelinebilecek en üst düzeye taşıyabilmiştir. Ne dersiniz? %1'ini, %80'den %1'e çok sert bir düşüş oldu. %2'sini. Singapur'dan Türkiye'ye gelene kadar bu kadar düşüş olmaması lazımdı sanki. Evet. Yani şöyle, Albert Ziegler'in konuşmasında da izleyeceksiniz. Gerçekten çok da üzücüdür. Bu sorunun cevabı değerli veliler, Singapur %55'ini. Ortalama zekaya sahip olan çocuklar %50 ve üzerine oluşturuyorlardı. %5 de dezavantajlı gruptan alarak çocuklarının %55'ini en üst düzeye çekmiştir. Ve maalesef Türkiye 2015 PISA sınavında %1,5'unu ve 2018-19'da yapılan PISA sınavında da %3'ünü ancak çekebilmiştir. Şimdi bize ara ara sorulur. Bugün zeka gelişimi konuşacağız ama zeka geriler mi diye sorulur. Biz bu soruya tabii deneyimleme şansınız çok kolay değil. Genel anlamda bu araştırmaya kadar literatürdeki bilgilere dayalı olarak şu bilgiyi verirdik. Evet, zeka geriler. Nasıl geriler? Allah korusun, açlık, kıtlık, salgın hastalık. Şu an içinde bulunduğumuz pandemi, salgın hastalık, savaş. Zekayı geriletir derdik. Albert Ziegler'in konuşmasında sonra anladık ki Türkiye'de verilen eğitim de maalesef zihinsel gelişimi geriletiyor. Çünkü Albert Ziegler'in konuşmasını izleyin. Allah size %16 vermiş. Siz bunun %14'ünü ne yaptınız diye soramadı adam. Soramadı. Singapur dezavantajlı gruptan da %5'ini alıp daha üst düzeye çekerken Türkiye maalesef kendisine verilen, bahşedilen, biliyorsunuz gifted, bahşedilmiş demektir. Allah tarafından bağışlanmış çocuk demektir. Maalesef zihinsel gelişimi sağlayamadığımızı görüyoruz. Bu da bizi son derece üzüyor. Yaptığımız öğretimsel metodoloji maalesef çocuklarda zihinsel gelişimi sağlamaya yetmiyor. Tabii bununla ilgili çocuğun doğumundan, hatta bizim inancımıza göre çocuğun doğumundan öncesinden itibaren bazı uygulamaların, tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyuluyor. Bugün onun üzerine konuşacağız. Evet, acaba bu geliştirmek istediğimiz şey ne?
Zeka ile ilgili katılımcılarımız ne düşünüyorlar? Zeka deyince akıllarına gelen kelimeler neler? Bana bir yazabilirler mi? Evet, zeka deyince aklımıza ne geliyor? Öğrenme yeteneği, potansiyel, problem çözme yeteneği, akıl pratiği, pratik kavrama, kavrama yeteneği, başarı, akıl ürünü aklımıza geliyor. Aklı yönlendirmek geliyor. Şimdi neden zekayı soruyoruz? Çünkü tanımlayamadığımız şeyi geliştiremeyiz. Biz geliştirmek istediğimiz şeyin ne olduğunu netleştirmemiz gerekiyor. Problem çözme, analitik zeka. Mantığını ve elindeki diğer niyetleri aynı şekilde kullanabilme yeteneği. Akıl. Akla doğru kayan bir eğilim var. Burada şu soru akla geliyor. Her zeki çocuk akıllı mıdır sorusu da geliyor. Hatta Yazarlar Birliği'nin bir çalışmasında aklım başımda mı diye bir konuşma yapmıştık. Orada da bunu ele almıştık. Kavrama yeteneği, başarı. Evet. Şimdi biraz daha somutlaştıralım. Biz zekayı elimizle tutulur hale getirebilir miyiz? Bunu biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Neyin üzerinde çalışacağız? Ne tür uygulamalar yaparsak çocuklarımızın zihinsel yetilerini daha güçlü hale getirebiliriz. Şimdi biliyorsunuz bir şeyi ölçtüğümüz özellikler üzerinden tanımlayabiliriz. Dünyada 25 kadar güncel zeka testi var. Ve acaba bu zeka testleri neyi ölçüyor sorusunu cevaplandırdığımızda biz zekanın ne olduğunu biraz daha somutlaştırabilmiş olacağız. Şimdi bir soru göstereceğim sizlere. Bu soru 3 yıl önce lise giriş sınavında soruldu. Beyaz kartondan yapılmış bir, lütfen ekranımı duygusal ögelerle işaretlemeyiniz. Çünkü sorular şekille dayalı. Beyaz kartondan yapılmış bir kare dik piramidin dış yüzünün bir kısmı griye boyanıyor. Bu kare dik piramidin açınımı yapıldığında dış yüzü yukarıdaki gibi görünüyor. Bakın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 yıl önce lise giriş sınavında sorduğu soru bu. Şimdi buna göre sorusunu soruyor. Bakın, kare dik piramidin açınımının dış yüzünü görüyoruz. Dış yüzünü görüyoruz. Ve soru da diyor ki bu kare dik piramit kapatıldığında aşağıdaki şekillerden hangisi oluşmaz? Ne der katılımcılarımız? Hangisi oluşmaz? Cevabı alabilir miyim? İsterseniz önceki şekli bir daha göstereyim. Evet, üste bir daha gidelim. Hatta size yardımcı olsun diye yanına verdim ben. Aslında soruda tabii, evet, C oluşmaz, A oluşmaz. Diğer katılımcılarımız ne diyorlar? A oluşmaz, C oluşmaz. C'de daha çok mutabık gibi görünüyoruz. A ve C ile ilgili. Peki, cevabı size bırakıyorum. Bu soruyu o sene sınava giren 1 milyon 200 bin çocuğun sadece %1,5'u cevaplayabildi. Ve hatta size bir şey söyleyeyim. Benim okulumun matematik öğretmeni de, ki bir özel okul, onu da söyleyeyim. Okulun ismi önemli değil. Cevaplayamadığı gibi canlı yayında çok popüler bir yayın test kitabı yayın kurumunun canlı yayındaki matematik öğretmeni de cevaplayamadı. Acaba niye cevaplayamamıştı? Çünkü bu soru zekanın temel alanlarını yoklamaya yönelik ve mutlaka yaparak yaşayarak öğrenmeyi gerektiren bir soruydu. Cevap kalsın, daha sonra bakarsınız diye düşünüyorum. Ve gerçekten de çok üzücüydü. Gerçekten de çok üzücüydü. Şimdi biraz daha somutlaştıralım.
Zeka dediğimiz şeyin iki ana ayağı var. Sözel yetenekler ve performans yetenekleri. Sözel yeteneklerin içinde kelimelerle akıl yürütme, dikkat, benzerlik ve farklılıkları yakalama yeteneği ve muhakeme yeteneği yatıyor. Ve zekanın performans alt boyutunda da görsel yetenekler, parça bütün ilişkilerini yakalayabilme, üç boyutlu düşünme, az önceki soru üç boyutlu düşünmeyle ilgiliydi. Ve bir önceki sorumuz yani kağıtta delik açma sorusu da buna yakın bir soruydu. Ve sayısal yeteneklerle beraber koordinasyon yetenekleri. Şimdi bunu birazcık somutlaştıracağız. Biz hangi tür durumlarda bu zekanın alt boyutlarıyla karşı karşıya geliyoruz? Dikkat burada, evet, aklımıza geliyor. En çok dikkatimizi çeken kavramlardan bir tanesi. Eğitimde belki de en çok kullandığımız dikkat. Mesela burayı biz 9 parça olarak ayırdık. Zeka 100 birimse her birine 11 parça gibi düşüyor gibi görünüyor. Ama hayır, öyle değil. Bu konuya giremeyeceğim. Dikkat dediğimiz tek başına bir şey mi? Yoksa görsellere dikkat, kelimelere dikkat, parça bütün arasındaki ilişkiye dikkat, bir varlığın gerçek boyutuna dikkat gibi çeşitleniyor mu? Bu soruyu da bir kenara bırakalım. Ama kesinlikle öyledir. Bir çocukta dikkat eksikliği incelenirken çocuğun neye dikkat edemediği, nelere dikkat edemediğinin de elden geçirilmesi gerekir. Dikkat gelişimi de başlı başına bir konu. Biz bununla da ilgili bir seminer veriyoruz ama yaklaşık 1,5 saatlik bir zamana ihtiyaç var. O yüzden maalesef bugün bu konuyu atlayacağım. Ama dikkatin ve sadece dikkat mi diğerleriyle bağlantılı? Hayır, değil. Zekanın diğer alanlarının tamamı birbirine bağlantılı. Aslında biz ilk önce zekayı 9 alt boyut gibi düşünsek bile zeka 9 faktöriyel. İçimizde matematikçiler vardır. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı diye giden serinin milyonlu rakamının ortaya çıkışını ifade eden bir değerle ifade edilebilir. Zeka böyle bir şey. Şimdi biraz daha somutlaştıralım istiyoruz. Az önceki 9 alanı bazı becerilerle ilişkilendirmek gerekiyor. Bazı beceriler derken mesela işte bellekle, hafıza ile ilişkilendirmek gerekiyor. Stratejilerle ilişkilendirmek gerekiyor. Tabii bunları ezberimizde tutacak, aklımızda tutacak değiliz. Ama bakın, uzamsal kısa süreli bir hafıza, odaklanmış dikkat, zihinsel çevirme, bunlar içerisinde yer alıyor. Yani bir çocuğun üstün zekalı olduğu belirlenirken ya da zihinsel yetersizliği olduğu belirlenirken bu alanlardan aldığı puanların toplamlarına bakılıyor. Şimdi biz bunu nasıl somutlaştırabiliriz? Derste nasıl işin içine sokabiliriz? Bunun üzerinden biraz ilerleyelim. Evet, benzerlik ve farklılıkları yakalamaktan bahsetmiştik. Çok üzülerek söyleyeyim. Belki gazete ve dergilerde iki cisim arasındaki 7 farkı bulunuz sorularına rastlıyorsunuz ama örnek veriyorum, şu düşünce hangi yönüyle bu düşünceye benziyor ve hangi yönüyle bu düşünceden ayrılıyor sorusuna çok fazla rastlayamıyoruz eğitim sistematiği içerisinde. Tabii bu işin esprisi olarak konulmuş bir soruydu. Belki bizim ders kitaplarımızda ya da hazırlık ek kitaplarda buna benzer sorular görüyoruz. İşte baştakine hangisi benziyor gibi. Ama bu bizim okul öncesi programlarımızda da yer alıyor. Mesela aşağıdaki kazanım okul öncesi eğitim programının bir kazanımı nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir diye de bir kazanımımız var. Şimdi bakın, biraz daha işi profesyonel bir şekilde benzerlik ve farklılıkları yakalamayla ilgili etkinliğe dönüştürürsek sorular nasıl olabilir? Bu 2 yaşındaki çocuklara soruluyor. 2 yaşında. Almanya'da kullanılan bir eğitim setinden alınmış bir örnek. İşte iki yarıda olduğunu görüyorsunuz. Birinci şekilde bakın, affedersiniz, hayvan resimleri var ama aşağıda şekiller yok. İşte hangi şekil hangi resimle ilişkili? Buradan başlıyor çocuklar ve devam ediyorlar. Daha sonra bakın, gerçek fotoğraflar ve çizimler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar. Bu da 3 yaş. 1 yıl sonra artık biraz daha olayı somutlaştırdığını görüyorsunuz. Tümden gelimsel muhakeme yeteneklerinin ölçülmesi de zeka ile ilgili bir soruydu. Mesela şu şekilde bir soru tümden gelimsel muhakemeyi ölçüyor. İşte verilen bir grup şeklin bir grubunun benzer, içlerinde bir tanesinin diğerlerinden farklı oluşu.
bütünden hareketle tüm dengelimsel bir muhakemeyi gerektiriyor. Bunun gibi sorular, bunun gibi yapılar, şekiller, etkinlikler bizim için tüm dengelimsel muhakeme yürütüyor. Parça bütün ilişkilerinin çok önemli olduğunu ifade etmiştik. Bir kare düşünün, bir kareden farklı kesitler alındığını düşünün ve bu kareyi tamamlayan resmin hangisi olduğunun bulunması parça bütün ilişkileriyle ilgili. Peki bu sadece şekillerde mi geçerli? Hayır değil, hayır değil. Aynı şekilde bir konu, ana başlıklar, hangi konuların bu ana başlıkların içinde yer alabilecek alt başlıklar olduğu, hangi fikrin ikinci fikirlerinin neler olduğu, bu fikirlerin hangilerinin ilişkili, hangisinin ilişkisiz olduğunun buldurulması, üzerinde çalışılması yine parça bütün ilişkilerinin içerisinde yer alıyor. Ki bu da zihinsel beceriler içerisinde yer alıyor. Şimdi acaba içimizde velilerimiz de var, velilerimiz de var. Biz sadece bu tür kağıt kalem testleriyle mi çocuklarda zihinsel gelişim sağlayabiliriz? Oturumun en sonunda velilerin neler yapabileceğiyle ilgili bir bölüm üzerinde duracağım. Özellikle de 0-3 yaş için. Burada da buna benzeyen bir konu üzerinde duracağız. Mesela çocuğunuzla parkta geziyorsunuz. Parka tekrar döneceğiz. Parka bir daha gideceğiz. Parkta tekrar geziyorsunuz. Bir akasya yaprağı gördünüz. Çocuğunuza sordunuz. Bu ne? İşte yaprak. Al bakalım eline. Ve bir de ceviz yaprağı. Bu ikisinin karşılaştırılması. İşte akasya yaprağının yaprakları daha ince, ceviz yaprağının yaprakları daha geniş. Belki çocuk için bu zor bir etkinlikse akasyayla kavak yaprağının karşılaştırılması, çınar yaprağının karşılaştırılması. Parça bütün çalışacağız ya hani. Alın akasya yaprağının küçük parçalarını ayırın, ceviz yaprağının küçük parçalarını ayırın. Hadi bakalım hangi parça hangi yaprağa ait? Bunu bulalım. Gibi çocuğunuzla yaptığınız bir etkinlik. Aşağıda gördüğünüz kavak ve çınar yapraklarını dörde bölüp bıçakla, makasla. Hadi bakalım bunlardan hangi parçalar hangisine ait gibi bir etkinlik. Çocuğumuzda hem benzerlik ve farklılıkları yakalama hem parça bütün ilişkilerinin öğretimiyle ilgili son derece pratik uygulamalar içeriyor. Biliyorsunuz çocukların böyle sök tak bebekleri oluyor veya arabaları oluyor. Bu sök tak yani kolu bacağı çıkarılabilen, başı çıkarılabilen bebekler. Böyle bir bebeği alıp parçalayıp iki bebeği çocuğun monte etmesinin sağlanması yine çocuklarda parça bütün ilişkilerinin daha erken yaşlarda öğretimiyle ilgili etkinlikleri açısından son derece evde yapılabilecek handmade dediğimiz evde yapılabilecek etkinlikler içeriyor. Ha, olay biraz derinleşince tabii daha profesyonel etkinliklere doğru gidiyor. Hangi parça hangi varlığa ait? Bunun bulunması gerekiyor. Şimdi tangram hem dijital ortamda tablette yaptırılabilen hem de fiilen fiziki kartonlardan çocuklar için oyuncak, ahşaptan, plastikten yapılabilecek çocuğun dokunarak, elini alarak da oynayabileceği son derece güzel bir araç. Ben buradan velilerimize özellikle tavsiye ederim. Tangram'la çocukların yaptığı etkinlikler de bu açıdan son derece güzel etkinlikler. Şimdi derslerde nasıl devreye sokarız? Az önce aslında söyledim. Bir konunun alt başlıkları, bir ana fikrin ikincil fikirleri, ana fikirle ikincil fikirler arasındaki ilişkiler, ikincil fikirlerin kendi arasındaki ilişkileri, ikincil fikirlerin ayrılan yönlerini sınıfta, derste ele alarak mutlaka çocuklarda bu becerileri geliştirebiliriz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki özellikle Türkçe öğretmenlerimiz okuma parçaları ve kitaplar üzerinde çok derinlemesine durmaları gerekiyor. Bu yapıları dikkate alarak özel sorular hazırlamaları gerekiyor. Çünkü üzülerek söyleyeyim ders kitaplarındaki sorular bu açıdan yeterli değil. Yine
İlla Türkçe öğretmeninin yapması gerekmez. Bir sosyal bilgiler, bir fen bilgisi öğretmeni bile işlediği bir konuyu analitik düşünme mekanizması açısından ele alıp parça bütün ilişkileri, benzerlik ve farklılıkların karşılaştırılması noktasında ele aldığında yine zihinsel bir süreci güçlendirmiş oluyor. Şimdi evet, bir sorumuz var. Cevap istiyorum. İki katlı bir evdesiniz. Lütfen bu soruyu daha önceden duyanlar cevap vermesinler. Soruyu ilk kez duyanlara düşünme imkanı tanıyalım. İki katlı bir evdesiniz. Yukarı katta üç oda var. Aşağı katta da bu üç odanın ışığını açan elektrik anahtarları var. Üç tane. Sizin de yukarıya sadece bir kez çıkıp bakma hakkınız var. Sizden beklenen görev hangi odanın ışığını açıyor? Bunu bulmanız. Evet. Mümkün müdür? Benim sesim gibi cevaplar da geç mi geliyor diye merak ediyorum. Yoksa düşünüyor muyuz? Evet, aslında bu soruyu duyanlar olduğunu biliyorum. Beş on dakika bekliyoruz. Bir tanesini yakıp aşağı iniyoruz. Evet, Emel Hocam konuyu biraz çözmüş durumdalar. Emel Hanım, belki öğretmen de değildirler. Evet, diğerleri ne düşünüyorlar acaba? Lambaların ısısı ile diye de bir cevabımız var. Evet, biraz daha düşünün. Aslında merak ettiğimiz şey bu. Bu soru neyi ölçüyor? Bu soru da işin içine stratejiyi ekliyor. Kendinize göre bir akıl yürütme yolu eklemeniz gerektiğini fark etmemiz gerekiyor. Uzamsal düşünme var kısmen ama bir de ne katacağız işin içine? Strateji ekleyeceğiz. Evet, değerli katılımcılarımızın verdiği cevaplar oldukça mantıklı. Bu çocuk ne yapıyor sizce? Ne dersiniz? Çocuk ne yapıyor? Harita okuyor. Güzel. Evet, elinde kağıttan yaprağı arayabilir. Evet, güzel. Yolunu kaybetmiş bir yarışmacı. Evet, İsmail Bey, bu tür yarış... evet, Burcu Hanım. Ay, bizim Burcu'ymuş Burcu Hanım da. Burcu yapar bizim fakültemizden. Evet, Burcu söyledi. Çocuk oryantilik yapıyor. Şimdi oryantilik biliyorsunuz açık alanda, özellikle de bu tür ormanlık bir alanda kendisine verilen harita üzerinde işaretlenmiş gizli varlıkları bulunmasıyla ilgili bir etkinlik. Bu tür etkinlikler, özellikle bu tür etkinlikler görsel uzamsal düşünme artı strateji açısından son derece önemli. Son derece önemli. Hiç bilmediğiniz bir şehirde gezmek, haritayla bilmediğiniz bir şehirde bir yeri bulmak, görsel uzamsal düşünme becerileri artı strateji gerektiriyor. Eğitimde de son derece faydalı olan etkinlikleri ifade ediyor. İşte 100 daireli bir apartman içerisinde bir odada saklı olan işte altının peşine düşmekteki strateji gibi. Bunun üzerinde biraz durmayalım. Şimdi bir sorumuz var. 3'e 3. Bakın kameraya göstereceğim. 3'e 3 birim küplerden oluşmuş beyaz bir kare prizma var. Biz bunu sprey boya ile dışından sprey boya ile boyuyoruz kırmızıya. Tüm her yerini boyuyoruz bunun. Sorumuzun bir tanesi şu. Bunları şöyle küçük küplere dağıtıyoruz. Şöyle. Bu şekilde küçük küplere dağıtıldığında sadece bir yüzeyi kırmızı boyalı kaç küp çıkar? Gülşah Hanım 6 diye düşünüyor.
Evet. Yok mu artıran? 4, 5, 6. Ümmeti Muhammed ihtilafa düştü. 6. Gidiyoruz böyle. 6 biraz daha yoğunlukta. Peki hiçbir yanı boyanmamış, hiç boyanmamış kaç küp çıkar? Bu şekilde küçük. Bir düşüncesi var. Evet. Bu soruyu hatırlatayım size. Bu soru 2014 yılında Bilim ve Sanat Merkezi'ne öğrenci seçilirken 3. sınıf öğrencilerine sorulmuş bir soruydu. Dörtlere sorulanı dörtlü, dört küp olursa idi. Ve çocukların tabii ki çocukların önünde küp yoktu. Zihinlerinde düşünmeleri gerekiyordu. Bu da görsel uzamsal düşünme artı zihinde evirip çevirmeyle ilgili bir soru. Ben dörtlerin de sorusunu buraya koymuşum. Benzer bir şekilde bu tür sorular, acaba biz bu tür sorulara çocuklarımızı nasıl hazırlayabiliriz sorusu tabii bizim için son derece kritik. Şimdi bir soruya daha bakalım. Mesela küçük bir çocuk var 3 yaşında, daha bebek. Acaba biz o çocuğu bu tür sorulara nasıl hazırlayabiliriz? Burada bir kamyonu var, oyuncak. Kamyonunun arkasında durduğunda, çocuk kamyonun arkasında durduğunda acaba kamyonun ön yüzü nasıl görünüyor diye sormanız çocuğu bu tür bir düşünmeye doğru iten bir etkinlik. Şimdi bir tane cisim var. Bakın bu cismi ben de şimdi sizin için monte edeceğim. Üst tarafta 3 birim küp var. Üst tarafta 3 birim küp var. Dikeyde 4 birim küp var. Ve yine zeminde 4 birim küp var. Şu şekilde oluşmuş. Şimdi sizlerle bunu monte edeceğiz. Ve yanda da bir birim küp var. Küpümüzü elde ettik. Şöyle bir şekil var. Şöyle bir şekil var. Şöyle bir şekil var. Şimdi sorumuz şu. Tabii bu şekli normalde çocuklara böyle göstermiyoruz. Bu cismi şu şekilde çevirirsem, şu şekilde çevirirsem, aşağıdaki şekillerden hangileri elde edilebilir? Ne dersiniz? Evet, sorularınızı alalım. Cevaplarınızı alalım. Hepsi elde edilebilir düşüncesi var. Biraz yavaş mı ilerliyoruz? Bu arada son 5 dakikam kalmış. Biraz hızlanmayı düşünüyorum. Biz buna zihinsel çevirme testi diyoruz değerli veliler. 1 ve 4 elde edilebilir. 2, 3, 4 elde edilebilir. Hepsi elde edilebilir. Şu bilgiyi vereyim. İkisi elde edilebiliyor. Ama hangi ikisi söylemeyeceğim. Çok üzülerek söyleyeyim. Ben bu konuda üstün zekalı çocuklarla bir araştırma yaptım. Bir cümleyle ifade edeyim. Türkiye'deki 7. sınıf düzeyindeki üstün zekalı çocukların ortalaması Avrupa'daki 6. sınıf düzeyindeki normal çocukların ortalamasından düşük. Ve bu bizim için son derece üzücü. Bunun bir farklı etkinliği var. Bu da kağıt katlama testi. İşte bir kağıt sol baştaki gibi katlanıyor ve belirtildiği gibi ortasından deliniyor. Kalemle deldiğinizi düşünün. Açıldığında hangi şekil elde edilebilir? Bu neyi ölçüyor? Varlık olmadan çocuğun zihninde varlığı evirip çevirebilme yeteneğini ölçüyor. Ve zeka açısından alt boyutlardan birini teşkil ediyor. Şimdi acaba bizim tarihimizde bu tür insanlar var mı? Ben bunları gündeme getirince aklınıza gelen
kendi tarihimizden isimler oldu mu? Merak ediyorum. Evet, hala kağıt katlıyoruz sanırım. Evet, bu tür becerilerinin ileri düzeyde olduğunu düşündüğünüz tarihimizden isimler hatırlıyor muyuz? Zaman sorunumuz var, o yüzden düşünme şansı pek veremiyorum galiba. Piri Reis, Avrupa kıtasının Amerika'dan ayrılan parçalarını dikkate alarak, hatta bu konuda TRT2'de bir belgesel var, izlemenizi tavsiye ederim. Görsel düşünme yeteneği çok üst düzey olan birisi. İlk havan topunu yapan Fatih Sultan Mehmet. Üç boyutlu düşünme yeteneği son derece ileri olan birisi. Ve bilmiyorum bugün içimizde Edirne'den katılan var mı? Edirne'deki Selimiye Camii'yi yapan Mimar Sinan. Mimar Sinan. Camide minarelerin üç şerefesi var. Yani şerefeden üç tane müezzin ezan okumaya çıkıyor ama hiçbirisi birbirini görmüyor. Bunların hepsi görsel uzamsal yetenek ile ilgili etkinlikler. Evet, zamanın çok azaldığını görüyorum. O yüzden biraz daha başka bir konu üzerinde durmak istiyorum sizlerle aslında. Problem çözmenin üzerinde durulabilir, dikkat testleri üzerinde durulabilir. Dikkatle ilgili etkinlikler üzerinde durulabilir ama üzülerek söyleyeyim bunları geçeceğim. Bir konu üzerinde duracağım. Ne bu? Bu konu ne? Bu konu şöyle. Acaba biz çocuklarda erken dönemde zeka gelişimini nasıl sağlayabiliriz? Hatta bu arada akıl oyunlarına da bir vurgu yapalım. Eğer bütüncül zeka gelişimi anlaşılarak akıl oyunları kullanılmazsa akıl oyunlarının da zeka gelişiminde etkisi yoktur. Üçüncü Üstün Zekalar Kongresi'nde Türkiye'de üstün zekalar alanında çok ileri olan Uğursak Hoca'nın bir sunumu vardı. Akıl oyunları zeka gelişimi değildir diye sunum şöyle bitmişti. Eğer sadece akıl oyunu oynanarak zeka gelişseydi Türk erkeklerinin %50'sinin çok zeki olması gerekirdi. Çünkü hepsi her gün okey oynuyorlar diye bitirmişti. Kısaca buradan da bahsedelim. Zeka beyinde bağların kurulmasıyla ilgili ve zeka 0-3 yaşta aslında en önemli gelişimini sağlıyor. Tabii 0-3 yaşta kimde çocuklar? Ailede. Aile çocuklarla ne yapmalı? Aile çocuklarla konuşmalı. Konuşmalı ve çok hızlı cevaplar alacağım. Lütfen burada biraz hızlanalım. Bir senaryo üzerinde görüşlerinizi almak istiyorum. Cevaplarımızı hızlı hızlı yazalım. 2 yaşında çocuğunuzla parka çıkacaksınız. Verdiğim durum olduğunda ne yaptığınızı lütfen yazın bana. Ne yapılması gerektiğini değil, mümkünse ne yaptığınızı yazmanızı istiyorum. Kapının önüne çıktınız. Çocukla beraber dairenin kapısından çıkıyorsunuz. İkinci katta oturuyorsunuz. Çocuğun önünde kırmızı ve yeşil ayakkabıları var. Ne yaparsınız? Lütfen sohbet bölümünden yazın. Kapının öndesiniz. Çocuk tabii ayakkabıları ne yapacak? Ayakkabıları giydirilecek çocuğun. Hangisini giymek isterse giydiririm, giydiririm, giydiririm. Giyderim. Evet. Hala beklediğim sihirli cevap gelmedi. Devam ediyoruz. 2 kat ineceksiniz çocukla. Rengi seçmesini önerdi Kemal Bey. Evet. Şimdi çocukla aşağı ineceksiniz. Asansör yok. Ayakkabıları geçelim. 2 kat ineceksiniz. Kırmızı ayakkabıyla gitsin. Hava durumuna göre seçim. Güzel. Evet, merdivenlere gelelim. Ayakkabıları giydik. Merdivenlere gelelim. Nasıl inelim? Kucağımızda, elinden tutarak. Devam edelim. Spor ayakkabı giy. Elinden tutarak, kucağınızda, elinden tutarak, elinden tutarak, sayarak. Peki. Peki. Şimdi tam daire kapısındasınız.
Artık bina kapısındasınız. Ne yaparsınız? Evet, daire kapısındasınız. Yani dış kapıdasınız bina. Kapıyı açarım. Trabzan'dan tutunarak insin. Kapıyı açıyoruz. Kapıyı açtık. Peki, bahçe çıkış kapısındasınız. Tam sokağa çıkacaksınız. Kapının rengini soralım. Kapıyı açtınız, güzel. Elinden tuttunuz. Elinden tuttunuz. Peki, sokağa adım attınız. Sokağa adım attınız. Ve ne gördünüz? Bir kamyon, kamyonun arkasında mavi, önünde kırmızı iki tane araba var. Ne yaparsınız? Yok, trafik halinde değiller. Araçlar park etmiş. Üçü de park etmiş. Arabaların rengini soralım. Renkleri hakkında tartışalım. Kırmızı arabanın önünden geçelim. Kırmızı olsun, beş fazla olsun, kırmızı olsun. En arkadan geçelim. Peki. Peki. Yolun kaldırımda, bizim Konya'da da çok bir mahsur olduğu için söylemiyorum. Büyük bir ağaç var. Hangini beğendiğini soruyoruz. Ağaç, ağacın yanından geçiyoruz şu anda. Kendisi ne yapmak isterse onu yapsın. Ama bir dikkat çekelim yine de. Peki. Parka 100 metre mesafedesiniz. Nasıl gidelim? Arabaların hangisinin renginin ağaca benzediğini soralım. Ağacın yaprağının büyüklüğünü soralım. Yürüyerek, nasıl yürüyelim? Parka yürüyeceğiz. Nasıl yürüyelim? Sayarak, el ele, yan yana. Elektrikli skuterla gidelim. Artık skuterlar var. Çocuğun hızına göre gidelim. Şarkı söyleyerek gidelim. Tehlikeli değilse serbest. Koşarak gidelim. Güzel. Parka vardınız. Çocuğunuz salıncağa yapışıyor. Ne dersiniz? Ne yapalım? Gel seni sallayayım. Binsin. Sallarız. Güzel. Çocuğunuz o kaydırağa doğru gidiyor. Kaykaya doğru gidiyor. Sen kalk, ben oturacağım. Biraz da ben sallanayım diyor Zahid Hocam. Gayet güzel. Eğlenmesini, şeklini sorarsınız. Güzel. Ne istiyorsa onu yapsın. Parkta 8 erkek, 2 kız çocuğu var. Ne yapsın çocuk? Önce tehlikeleri anlatalım diyor Havva Hanım. Peki, böyle bir parkta ne yaparsınız? Oynamak istediğiyle oynasın. Ne dersiniz? Oynasın mı oynamak istediğiyle? Nihan Hanım oynasın diyor. Evet. İşte burada yaşadığınız her şey ve yapmanız gereken her şey çocuğunuzun zihinsel gelişimini etkiliyor. Sağlıklı bir duygusal gelişimle birlikte bütüncül bir zeka gelişimi son derece önemli. Duygusal gelişim çok daha farklı uygulamalar gerektiriyor. Onu da söyleyelim. Ama çocuğunuzla yaşadığınız kelimelerin çeşitliliği, kelimelerin zenginliği, kelimelerin farklılığı, kelimelerin sayısı çocuğunuzun zihinsel gelişimini etkiliyor değerli arkadaşlar. O yüzden bu noktaların hepsiyle ilgili aslında son derece sistematik ve bilinçli bir uygulama yapmamız gerekiyor.
Ve biz arz ediyoruz ki aslında biz zeka gelişimini 0-5 yaş için öncelikle. Çünkü zekanın en hızlı geliştiği dönem bu dönem. Belki içimizde çiftçilikten anlayanlar vardır. Buğdayda öyle bir dönem vardır ki buğday gün gün büyür. Neredeyse böyle büyüdüğünü gözünüzle görürsünüz. İşte zekanın da en hızlı geliştiği dönem 0-3 yaş ve 3-6 yaş. Ve burada velinin, annenin, babanın çocukla etkileşimi gerçekten son derece önemli. Ben şu an burada doğruları söyleyemedim zaman yokluğundan. Neler yapılabileceğini tek tek tartışmak isterdim. Aslında o da başlı başına bir konu. Ama onu da başka bir zamana bırakalım. 3K kuralını sizinle öğretmek, konuşmak istiyordum. Kavrayalım, konuşalım ve karşılıklı yapalım. Çayırda otlayan ineği görünce ne dersiniz? Bunu tartışmak istiyorduk. Mutfakta yemek masasını konuşmak istiyorduk. Treni konuşmak istiyorduk. Evlilik konuşmak istiyorduk falan. Ama diyelim ki inşallah sonra bir zamana. Çünkü süremizin son derece azaldığını görüyoruz. Denklemleri falan konuşalım istiyorduk ama kısmet bu kadarmış. Süremiz azaldı, süremiz bitti. O yüzden ben de sunumu burada tamamlayayım istiyorum. Çünkü soru cevaba da neredeyse zaman kalmadı. Hızlı bir şekilde bir soru cevap alalım. Eğer çok ısrarla veya özellikle cevaplanması gereken ve cevaplanmayan bir soru varsa akurnaz@erbakan.edu.tr adresine bana mail gönderebilirsiniz. Sosyal medyadan sorabilirsiniz. Baktım olmayacak artık. Buradan cevaplar alabilirim. Evet, sorumuz varsa alabiliriz bu kadar kısa süre için diyelim. Slaytlarda resimler var. PDF'ini istiyorsanız göndereyim. Slaytları normalde paylaşmıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sanıyorum sorumuz yok. Rica edelim. Evet, sayın moderatörüm, sanırım sorumuz yok. Evet hocam. Katılımınız ve kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. 14 ve 9 yaşındaki çocuklar için geç mi kaldık? Hayır. 18 yaşındakiler için bile geç kalmadık. Şöyle 0-12 yaş zeka gelişimi dönemi. Burada zeka geliştirecek etkinlikler. 12 yaşından da düşünme eğitimi programları yoluyla benim aslında uzmanlık alanım düşünme becerilerinin öğretimi. Doktora alanım eleştirel düşünme becerilerinin öğretimi. TÜBİTAK'da tüm düşünme alanlarıyla ilgili öğretimsel uygulamalar ve projeler yapıyoruz. O yaşta da çocuklarımızın mevcut zihinsel kapasitesini etkin kullanma becerisini geliştirebiliyoruz. Soruların bir kısmının cevabını neden vermiyorum? Çocuklara da öyledir. Zeka gelişiminde soruların cevabı verilmez. Beyin bununla kuluçkada uğraşır ve beyin ne kadar uğraşırsa challenge diyoruz biz buna. Meydan okuyor beyin buna. Beyin ancak o zaman gelişebilir. O yüzden sizler de bu tür soruların çocuklara cevabını kolay kolay vermeyin. Çocuk düşünsün, uğraşsın, çıkamayacak olursa verilmesi gerekir. Metodoloji gereği soruların cevaplarını vermiyoruz. Evet. Özür dilerim Meryem Hanım, sanıyorum. Evet, estağfurullah hocam, başka sorumuz yok herhalde. Evet. PDF'i inşallah ilerleyen zamanlarda almak isteyen velilerimiz olursa paylaşırız. Olur, teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben de teşekkür ediyorum tüm katılımcılara. Sevgi ve saygılarımla iyi geceler diliyorum. Hayırlı geceler hocam. Değerli velilerimiz, yine çok kıymetli misafirlerimizle birer hafta arayla gençlik ile bilinçli ebeveyn seminerlerimizi devam ettireceğiz. İnşallah katılımlarınız için teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar dilerim.